Merhabalar. Bu biraz sert bir video olacak. O nedenle girişimci ya da satış işi düşünmeyenlerin izlemesini tavsiye etmiyorum. Kimseyi incitmek istemiyorum çünkü. Satış ve girişimle ilgiliyseniz başlayalım biz videomuza. Şimdi arkadaşlar, bir insan, erkek ya da kadın, şöyle düşünün. Senin tatil gününe başkası karar veriyor. Senin kazanacağın paraya başkası karar veriyor. Para hayatımızın merkezi mi? Yani bak, para senin yaşam standardını belirliyor. Yaşam standardına başkası karar veriyor. Ben satışçıyım, başka yerden maaş alıyorum, başka... Hayır. Satışçının bir kere birinci kuralı şudur, prim alırsın. Sattığın kadar kazanırsın, kendi kazancına kendin karar verirsin. Bizim firma prim vermiyor. İşte maaş arttır. Bak, sen yıldız bir satıcıysan yine kendi kazancını kendin belirlersin. Nasıl? Dersin ki bana zam yapın. Yapmıyor musun kardeşim? Başka firmaya gidiyorsun. Çünkü yıldızsın. Yıldız satıcı da, başarılı bir çalışan da kendi maaşını kendi belirler. Zaten girişimciysen risk aldığın için kendini belirliyorsun. Ya bir video vardı. Hatta videoyu koyan arkadaşa da ulaştım. Ya dedim, böyle bir video var. Onu kaldırdılar dedi. Bak, çok enteresan bir video vardı. İki tane siyahi adam konuşuyor. Biri radyo DJ, biri de böyle girişimci. Girişimci çok sert bir biçimde konuşuyor ama. Bir erkek diyor, nasıl diyor, böyle diyor, başkasının yanında çalışıyor. Ne diyorsun kardeşim? Ya ben diyor çalışıyorum işte. Yok diyor, ben böyle bir şey kabul etmem diyor. Nasıl kabul et? Sen diyor buraya oğlunu getirebilir misin? Getiriyorum diyor radyo DJ'ye, oğlum da geliyor. Oğluna bırakabilecek misin diyor. Bu radyo senin mi? Değil diyor. E diyor, sen oğluna bırakamayacağın bir işi neden yapıyorsun? Bak, biraz düşün bu konu hakkında. Yani bir yerde bir emek veriyorsun, çaba sarf ediyorsun ve emekliye ayrılıyorsun ya da işten çıkıyorsun ya da seni çıkartıyorlar. Ne oldu? Bitti. Ben burada yıllarımı verdim. Ya bak, bu çok enteresan bir tartışma. Bunu çoğu kişi de anlamıyor. Şimdi satışçı arkadaşlar şöyle, biz var mı bir firma? Bak kardeşim, sen satıcıysan deneyim biriktiriyorsun zaten. İyi bir satıcıysan ister başka firmaya git, ister kendi işini aç, yine sen kendin belirliyorsun her şeyi. Ve birikimin artıyor. Birikimin artıyor, deneyimin artıyor. Öbür türlü bir şekilde salla kapını, al maaşını oluyorsun. Şimdi satıcı arkadaşlar iyi bilir. Stres, hedef, sıkıcı, değil mi? Ama özgürlük. Satış özgür bir iştir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ben hedeflerimi tutturursam gün içerisinde nereye istersem oraya giderim. Ben hedeflerimi tutturursam istediğim zaman tatile çıkarım. Patron benim kaprisimi çekmek zorunda kalır. Yani o böyle darlandığın, paranı ödeyemediğin, kiranı ödeyemediğin, satışlarını yapamadığın zamanlar var ya, şunu düşün. Özgürsün, başkalarında bu özgürlük yok. Özgür olmanın bedeli var. Başka bir insan senin zamanını nasıl geçireceğini senin adına karar veremiyor. Buna sen karar veriyorsun. Yani sert olan kısmı şu. Başkalarına tabi değilsin, güçlüsün. Güçlü olmanın da bedeli var. Ya şimdi ters bir şey de söylemek istemiyorum da. Ya birileri sana yemek verir, doyarsın. Ya da kendi avını kendin avlarsın, dağlarda özgürce dolaşırsın. Demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Bilmiyorum, sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce bu söylediklerim doğru mu ya da yok kardeşim iş iştir mi? Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.